Semerkant el yazmasından bir alıntı. Üç arkadaş İran'ın yüksek yaylalarında geziniyordu. Karşılarına bir Pars çıktı. Yeryüzünün en vahşi yaratığıydı. Pars üç adama uzun uzun baktı ve onlara doğru koşmaya başladı. Birincisi en yaşlı ve zengin, en güçlü olanıydı. Haykırdı. Bu yörelerin efendisi benim. Bana ait toprakları bir hayvanın alt üst etmesine asla izin vermem. Yanındaki iki av köpeğini Pars'ın üzerine saldı. Köpekler Pars'ı ısırdılar ama bu onu daha güçlü kıldı. İki köpeği de öldürdü ve sahiplerine saldırdı. Karnını deşti. Nizam-ül-Mülk'ün kısmetine düşen buydu. İkincisi kendi kendine ben bir bilim adamıyım. Herkes beni sayar, neden kaderimi bir Pars'la köpeklere terk edeyim dedi. Arkasını dönerek savaşın sonucunu beklemeden kaçıp gitti. O günden beri bir mağaradan diğerine, bir kulübeden diğerine Pars onu izliyor, inancıyla dolaşıp duruyor. Ömer Hayyam'ın kısmetine düşen buydu. Üçüncüsü bir iman adamıydı. Pars'a ellerini açarak yaklaştı. Gözleri hükmediyor, ağzı laf yapıyordu. Bu topraklara hoş geldin. Arkadaşlarım benden zengindi. Onları soydun, benden gururluydu. Başlarını eğdirdin dedi. Hayvan dinliyordu. Büyülenmiş, yola gelmiş gibiydi. Üçüncü adam onu evcilleştirmeyi becerdi. O günden sonra hiçbir Pars ona yaklaşamadı. İnsanlar da uzak durdu. Semerkant el yazması şu sonuca varıyor. Karışıklıklar başlamaya görsün. Kimse durduramaz. Kimse kaçamaz. Bazıları da yararlanmanın yollarını arar. Hasan Sabbah yeryüzündeki vahşeti evcilleştirmeyi herkesten iyi becermiştir. Kendi minicik diyarı Alamut'a sığınmak için çevresine korku salmıştır. Hasan Sabbah kaleyi ele geçirince onu dış dünyadan yalıtlamak için çalışmalara girişti. Her şeyden önce düşmanın sızmasını önlemek istiyordu. Akıllıca yapılmış binalar ve yörenin olağanüstü özellikleri sayesinde iki tepe arasındaki geçitleri kapattı. Ama Hasan için bu kadarı yeterli değildi. Saldırı ile Alamut'u ele geçirmek olanaksız bile olsa saldırganlar onu açlığa ve susuzluğa mahkum edebilirlerdi. Bu çoğu kuşatmanın elde ettiği sonuç olmuştur ve Alamut Kalesi pek az içme suyu kaynağına sahip olduğu için zayıftır. Büyük İmam bunun da yolunu buldu. Suyunu komşu derelerden alacak yerde dağları delerek görülmedik boyutlarda sarnıçlar yerleştirdi. Yağmur ve kar sularını bu sarnıçlarda toplattı. Kalenin kalıntıları gezildikte, Hasan'ın inzivaya çekildiği büyük odada boşaldıkça, dolan ve doldukça suları asla taşmayan mucize havuzu görmek mümkündür. Erzak içinde büyük imam içinde yağ, sirke, bal muhafaza edilen kuyular açtırdı. Bir yıl yetecek kuru yemişler, kuzu yağı, kavurma, arpa kodutmayı ihmal etmedi. Bunca erzak kuşatmacıların dayanma gücünü aşıyordu. Özellikle kış aylarının onca sertliği geçtiği yörede. Böylece Hasan kusursuz bir kalkana sahip olmuştu. Bu önlemlerle mutlak bir savunma silahı edindi. Kendisine bağlı fedailerle de mutlak bir saldırı silahına. Ölmeye hazır olana karşı ne gibi önlem alınabilir? Her türlü savunma caydırıya dayanıyordu ve bilindiği gibi önemli kişiler her saldıranı korkutacak yapıda muhafızlara sahipti. Ama saldırgan ölmeye hazırsa, şehit olmakla cennetin kapılarını açtığına inanmışsa, büyük imamın şu sözleri aklından hiç çıkmıyorsa, siz bu dünya için değil, öteki dünya için yaratılmışsınız. Hiç balık denize atılma tehdidinden korkar mı? Hele fedai, kurban edeceği adamın çevresine sızabilmişse, onu durduracak hiçbir şey yapılamaz. Günün birinde Hasan, valilerden birine, ben sultan kadar güçlü değilim ama sana onun verebileceğinden daha fazla zarar veririm diye yazmıştı. Akla gelebilecek en esaslı savaş araçları ile donanan Hasan Sabbah kalesine çekilmiş ve bir daha oradan hiç ayrılmamıştı. Yaşam öyküsünü yazanlar ömrünün son 30 yılında evinden iki kez o da dama çıkmak için ayrıldığını yazmışlardır. Sabah akşam yıpranmış ama asla değiştirmediği bir hasırın üzerinde oturur, öğretir, yazar ve fedailerini düşmanın peşine salardı. Günde 5 kez aynı hasırın üzerinde oturur, öğretir, yazar ve fedailerini düşmanın peşine salardı. Günde 5 kez aynı hasırın üzerinde ziyaretçileriyle namaz kılardı. Alamut kalıntılarını hiç gezmemiş olanlara söylemek gerekirse, bu kale sadece zor alınan bir yer, bir kayanın tepesinde bir kenti, en azından bir kasabayı barındıracak büyüklükte bir yayla olmaktan ibaret olsaydı, tarihte bu denli ün salmazdı.
Haçan Şiiler döneminde doğudaki dar bir tünelden aşağıya kaleye, aşağı kaleye varılırdı. Meydana geçtikten sonra yukarı kaleye ulaşırdı. Yukarı kale yatık bir şişeye benzerdi. Geniş yatık yanı doğuda, dar yanı batıdaydı. Dar yanı sıkı korunurdu. Hasan'ın evi işte bu dar boğazın ucundaydı. Tek penceresi bir uçuruma açılırdı. Kale içinde kaleydi. İşlettiği kanlı cinayetler çevresinde oluşan efsane, tarikatı ve kalesi nedeniyle Haşhaş Şiilerin büyük imamı doğuda ve batıda sürekli korku salmıştı. Her İslam kentinde yüksek görevliler öldürülmüş, Haçlılar da önemli kayıplar vermişti. Ama terörün önce Alamut'ta hüküm sürdüğü genellikle unutulmaktadır. Sıkı yönetimden beter ne olabilir ki? İmam Hazretleri müminlerinin her saniyesini kendisi düzenlemek iddiasındaydı. Ne kadar çalgı aleti varsa yasaklanmıştı. En küçük bir kaval derhal ateşe atılır, sahibi prangaya vurulur, kırbaçlanır ve sonunda topluluktan atılırdı. İçkinin cezası daha ağırdı. Hasan'ın öz oğlu bir akşam baba tarafından çakır keyif yakalanınca, ölüme mahkum edilmişti. Annesinin yalvarmalarına karşın sabaha karşı kafası uçurulmuştu. İbret olsun diye. Hiç kimse tek bir yudum şarap içemez olmuştu böylece. Alamut, adaleti çabuk işleyen, baştan savma bir adaletti. Anlatıldığına göre Hasan'ın ikinci oğlu bir adam tarafından suçlanmış, eğrisi doğrusu araştırılmadan Hasan sonuncu oğlunun kellesini uçurmuştu. Birkaç gün sonra gerçek suçlu itiraf etmiş, o da kellesinden olmuştu. Büyük imamın yaşam öyküsünü yazanlar, adaletini ve tarafsızlığını göstermek için oğullarının öldürüşünü örnek gösterirler. Bütün bu cezalar sayesinde Alamut halkının örnek bir hal aldığını, ahlak ve erdem timsali olduğunu belirtirler. Buna inanmak zor değildir. Yine de bazı kaynaklardan bu idamların ertesi günü Hasan'ın tek karısının ve kızlarının ona karşı çıktıklarını, Hasan'ın onları Alamut'tan kovdurduğunu ve haliflerine aynı şeyi yapmaları tavsiyesinde bulunarak kadın etkisi ile doğru yoldan sapmamaları gerektiğini söylediğini öğrenmiş oluyoruz. Dünyadan elini ayağını çekmek, çevreden kopmak, etrafında bir taş ve korku duvarı örmek Hasan Sabbah'ın saçma düşüydü. Yine de bu boşluktan bunalmaya başlamıştı. En güçlü kralların bile bir delisi, bir soytarısı vardı. Katı havaya yumuşatırlar, çekik gözlü adamsa onanmaz biçimde yalnızdı. Kalesine kapanmış, evine kapanmış, içine kapanmıştı. Konuşacak kimsesi yoktu. Sudan konular, sessiz uşaklar, büyülenmiş müminler vardı. Tanınmış olduğu bütün insanlar arasında dostça değilse bile mertçe konuşabildiği tek insan Hayyam'dı. Ona yazdı. Gururlu ifadesinin ardında korkunç bir yeis vardı. Bir kaçak gibi yaşayacağın yerde neden Alamut'a gelmiyorsun? Senin gibi ben de acı çektim. Şimdi ise acı çektiriyorum. Burada korunursun, bakılırsın, sayılırsın. Yeryüzünün bütün emirleri gelse saçının tek teline dokunamaz. Muazzam bir kütüphane kurdum. En nadide eserleri bulur okur yazarsın. Burada huzura kavuşursun. İsfahan'dan ayrılalı Ömer Hayyam tam bir kaçak ve bir parya gibi yaşadı. Bağdat'a gittiğinde halife onun halka konuşma yapmasını ya da kapısına yığılan hayranlarını kabul etmesini yasaklamış, Mekke'ye gittiğinde ona karşı olanlar ağız birliği ile hoş görünme umresi yapmakla suçlamışlar, Basra'dan geçtiğinde kadının oğlu nazikçe ziyaretini kısa kesmesini istemişti. Gelecek can sıkıcı görünüyordu. Kimse dehasını, bilgisini yatsımamaktadır. Nereye gitse okur yazarlar, aydınlar çevresine toplanmaktadırlar. Gökyüzü bilimine, cebire, tıbba, hatta dine ait sorular sormaktadırlar. Ama gelişinden birkaç gün ya da birkaç hafta sonra ona karşı komplo düzenlemekte ve hakkında inanılmayacak hikayeler uydurulmaktadır. Ona zındık veya sapık denmekte, Hasan Sabbah ile olan arkadaşlığı anımsatılmakta, Semerkant'taki gibi büyücülükle suçlanmakta, konuşmalarını yarıda kesen bozguncular üzerine saldırtılmakta, onu konuk edeceklere ceza verileceği tehditleri yapılmaktadır. Aslında Hayyam da ısrarcı olmamaktadır. Havanın ağırlaştığını hisseder etmez bir rahatsızlık uydurarak ortalarda görünmemekte ve hemen ardından pılıyı pırtıyı toplamaktadır.
Yeni bir kente doğru oradaki günlerinin de bir önceki kadar kısa ve rastgele olacağı bilinci içinde yola çıkmaktadır. Yanında vatandan başka kimsesi olmadan barınacak bir dam, bir koruyucu, hatta bir sanatsever arayışı içindedir. Nizamın bağlattığı yüklü maaşı onu ölümünden beri alamadığı için hükümdarların, valilerin yıldız fallarına bakarak geçinmek zorunda kalmaktadır. Hep sıkıntı içinde olduğu halde parayı baş eğmeden almasını bilmektedir. Anlatıldığına göre Ömer'in 5000 altın dinar istemesi üzerine şaşıran bir vezirin "Ben bu kadar para almıyorum, onu biliyor musun?" deyişine Hayyam "Çok doğal," diye de yanıt vermiştir. Nedenmiş? Çünkü benim gibi bilginlere yüzyılda bir rastlanır. Oysa senin gibi vezirlerden her yıl 500 tane atılacak adam bulunur. Tarihçiler vezirin kahkahayı basıp tüm isteklerini yerine getirdiğini yazarlar. Ömer'in yazdığı ise şudur: "Benim kadar mutlu bir sultan, benim kadar mutsuz bir dilenci yoktur." Aradan yıllar geçer. Hayyam 1114 yılında Horasan'ın başkenti Merv'dedir. Merv, ipekli kumaşları ve bir süreden beri siyaset yapması yasaklanmış medresesi ile ünlüdür. Parlaklığını yitirmiş sarayına biraz canlılık katmak isteyen yerel hükümdar, çevresine o günün ünlü kişilerini toplamak çabasındadır. Büyük Hayyam'ı nasıl çekeceğini bilmektedir. İsfahan'dakinin eşi bir rasathane kurmasını ister. Ömer, 67 yaşına geldiği halde hala bunun düşünü kurmaktadır. Öneriye dört elle sarılır. Bina bir tepenin üzerinde, bir çiçek bahçesinin ortasında, Babı Sencan mahallesinde yükselmeye başlar. Ömer 2 yıldan beri mutludur. Canla, başla çalışır. Meteoroloji dalında şaşırtıcı deneyler yapar. Gökyüzünü iyi tanıdığı için 5 günlük hava tahminlerinde bulunur. Matematik alanında öncül kuramlar geliştirir. Öklit geometrisi dışındaki geometrilerin dahi bir öncüsü olduğunun anlaşılması için 10. bölüm. Öklit geometrisi dışındaki geometrilerin dahi bir öncüsü olduğunun anlaşılması için 19. yüzyılı beklemek gerekecektir. Aynı zamanda Merv bağlarının olağanüstü ürünü sayesinde aşka gelip rubaiyatını yazmayı sürdürmektedir. Bütün bunların tabii ki bir bedeli vardır. Saray törenlerine katılmak, her bayram, her sünnet, her av veya savaş dönüşü hükümdara saygılarını sunmak, divanda sık sık hazır bulunmak, duruma göre bir nükte yapmaya ya da bir darbe mesel söylemeye hazırlıklı olmak zorundadır. Bu işler onu yormaktadır. Bilgin bir ayı postuna büründüğü hissine kapılmaktan başka çalışma masasında daha verimli geçirebileceği bir zamanı yitirmenin huzursuzluğunu duymaktadır. Üstelik hiç hoşlanmadığı kişilerle karşılaşmak olasılığı da büyüktür. Tıpkı onu çekemeyen birinin gençlik günlerinde yazdığı bir dörtlüğü bahane edip kendisine çattığı o soğuk Şubat gününde olduğu gibi. O gün divanda sarıklılar çoğunluktadır. Hükümdar ağzı kulaklarında çevresine bakınıp durmaktadır. Ömer geldiğinde din adamlarının pek sevdiği tartışma konusu çoktan açılmıştır. Dünya bundan iyi yaratılabilir miydi? Bunu evet diye yanıtlayanlar zındıklıkla suçlanmaktadır. Çünkü Yüce Allah'ın daha iyisini yapamadığını ima ettikleri ileri sürülmektedir. İnsanlar birbirini çekiştirmekte, tartışmaktadır. Ömer her birinin el yüz hareketini gözlemlemektedir. Ama konuşmacılardan biri onun adını ortaya atar ve ne düşündüğünü sorar. Ömer hafifçe öksürür, daha konuşmasına fırsat kalmadan kentte bulunuşuna sinirlenen Merv kadısı yerinden fırlar ve onu parmağı ile suçlarcasına "Bir Allahsızın dinimiz konusunda fikir yürütebileceğini bilmiyordum," der. Ömer bezgin ama aynı zamanda endişelidir. Gülümseyerek, "Bana Allahsız demek yetkisini sana kim verdi? En azından beni dinledikten sonra konuş," der. "Seni dinlemem gerekmez. Yaptığın kötülüğü kötülükle ödetirsen sen ile ben arasında ne fark kalır ki söyle," diye yazan sen değil misin? Böyle şeyler söyleyen adam Allahsız değil midir? Ömer omuz silkti. Allah'ın var olduğuna inanmasaydım ona hitap etmezdim. Kadı alaylı sorar. "Bu biçimde mi? Çetrefilli sözlerle sultanlara ve kadılara hitap edilir. Yaradana değil. Tanrı uludur. Bizim eğilip bükülmemize, yaltaklanmamıza ihtiyacı yoktur. Beni düşünür, yaratmıştır. Ben de düşünüyorum ve düşüncemin ürününü gizlemeden ona açıklıyorum." Topluluktan onama sesleri yükselince kadı tehditler mırıldanarak çıktı.
Hükümdar güldüyse de endişelendi. Bazı yerlerde bunun acısının çıkartılmasından ürküyordu. Yüzü azalınca ziyaretçiler dağıldılar. Ömer, Vartan ile birlikte eve döndüğünde saray hayatına da, tuzaklarına da, kofluğuna da sövüp durdu. Kendi kendine Merv'den bir an önce ayrılmaya karar verdi. Vartan hiç telaşlanmadı. Üstad 7. kez gitmekten söz ediyordu. Ertesi gün olduğunda ise sakinleşiyor, araştırmalarına koyuluyordu. O gece Ömer kitabına şunları yazdı. Şaraba karşı ver sarığını. Pişman olma, yün takkayı geçir başına. Sonra kitabını her zaman soktuğu yere gizledi, yatağı ile duvarın arasına. Uyandığında rubaisini yeniden okumak istedi. Bir sözcüğü düzeltmek istiyordu. Kitabını eliyle yoklayıp buldu. Açtığında uyurken sayfaları arasına konulmuş notu buldu. Hasan sabahtan geliyordu. Ömer o saniye el yazısını, imzayı tanıdı. Kaşan kervansarayındaki arkadaşın diyordu. 40 yıl önce aralarında böyle bir paralayı kararlaştırmışlardı. Okuduğunda bir kahkaha attı. Yan odada henüz uyanmış olan Vartan, üstadını neyin eğlendirdiğini anlamaya geldi. Sunturlu bir davet aldık. Ömür boyu bakılacağız, konuk edileceğiz, korunacağız. Hangi hükümdar tarafından? Alamut hükümdarı. Vartan irkildi, kendini suçladı. Bu mektup buraya kadar nasıl gelebildi? Yatmadan önce bütün kapılara baktım. Hiç kendini yorma. Sultanlar ve halifeler bile kendilerini savunmaktan vazgeçtiler. Hasan sana bir haber ya da bir hançer göndermek isterse emin ol sana ulaşır. Kapın ister ardına kadar açık olsun, ister dışsa de mühürlü. Vartan mektubu yüzünün hizasına kaldırdı, kokladı, sonra birkaç kez okudu. Bu iblis belki de haksız değil. Sen en iyi Alamut'ta korunursun. Üstelik Hasan senin eski dostun. Şimdi en eski dostum Merv şarabı. Ömer çocuksu bir sevinçle kağıdı bin bir parça yapıp havaya fırlattı ve saçılmalarına bakarken o adamla ortak neyimiz var ki diye sordu. Ben hayatı seviyorum ve ölümü. Ben sevmesini biliyorsam güneş doğmuş ya da batmış ne umurun diye yazıyorum. O ise adamlarına aşkı, musikiyi, şiiri, şarabı ve güneşi yasak ediyor. Bir de üstelik cennet vaat etmeye kalkışıyor. İnan bana kalesi cennetin kapısı olsaydı da ben cennetten vazgeçerdim. Bu sahte dincilerin inine asla ayak basmam. Vartan oturdu, ensesini kaşıdı. Sonra madem cevabın bu, o halde ben de sana eski bir sır vereyim dedi. Acaba hiç kendi kendine İsfahan'dan kaçarken askerler bizi neden saf saf zorluk çıkarmadan koyuverdiler diye düşündün mü? Hep merak ettim. Ama yıllardır senden sadakat ve sevgi gördüğüm için geçmişi kurcalamak istemedim. O gün Nizamiye subayları seni kurtaracağımı ve seninle kaçacağımı biliyorlardı. Bu benim tasarladığım planın bir parçasıydı. Konuşmasını sürdürmeden önce Hayyam'ınkiyle birlikte kendi kadehini doldurdu. Nizamül Mülk'ün kendi eliyle yazdığı kara listenin başında asla yakalayamadığımız adamın Hasan Sabah'ın adı yazılıydı. Cinayetin baş sorumlusu o değil mi? Planım basitti. Alamut'a sığınırsın ümidiyle seninle gelecek, kim olduğumu söylemeden beni yanına almanı isteyecektim. İslam'ı ve tüm dünyayı bu iblisten kurtarma fırsatı geçecekti elime. Ama o karanlık kaleye ayak basmamakta inat edip durdun. Bütün bu zaman içinde yine de yanımda kaldın. Başlangıçta sabretmek yeterlidir sandım. 15 kentten kovulduktan sonra Alamut yolunu tutmaya razı olabilirdin. Sonra yıllar geçti, sana bağlandım. Arkadaşlarımdan her biri imparatorluğun bir yanına dağıldı. Bu konudaki kararlılığım zaafa uğradı. İşte şimdi de sen Ömer Hayyam, Hasan Sabah'ın hayatını ikinci kez kurtarıyorsun. Sızlanıp durma. Belki de seninkisini kurtardım. İninde iyi korunduğu bir gerçek. Vartan'ın canının sıkılması Hayyam'ı eğlendirdi. Oysa sen bana planını söylemiş olsaydın seni Alamut'a götürürdüm. Vartan yerinden fırladı. Sahi mi söylüyorsun? Hayır, otur yerine. Sırf seni üzmek için söyledim. Hasan'ın yapmış olduğu şeylere karşın şu an nehirde boğulduğunu görsem onu kurtarmak için yine de elimi uzatırdım. Bense kafasını suyun içinde tutardım ama davranışın içimi rahatlatıyor. İşte böyle bir adam olduğun için yanında kaldım. Buradan hiç pişman değilim. Hayyam dostunu uzun uzun kucakladı. Hakkındaki kuşkularımın dağılmasından dolayı çok mutluyum. Artık yaşlandım. Yanımda güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Şu el yazması kitabım yüzünden sahip olduğum en değerli şey o. Dünyaya meydan okumak için Hasan Sabbah Alamut'u inşa etti. Bense sadece şu kağıttan şatoyu inşa ettim ama
kağıttan şatoyu inşa ettim. Ama Alamut'ta çok yaşayacağıma inanıyorum. Benim iddiam, benim övümcüm de bu. Öldüğümde kitabımın değer bilmez ellere düşme olasılığı kadar beni ürküten bir şey yok. Törensel bir tavırla kitabını Vartan'a verdi. Açıp bakabilirsin çünkü artık sen de kalacak. Arkadaşı heyecanlandı. Benden önce bu ayrıcalığa sahip olan oldu mu? İki kişi. Biri Cihan'dı. Semerkant'ta kavga ettiğimiz gece, diğeri de Hasan'dı. İsfahan'da aynı olayı paylaştığımızda. Ona o denli güveniyor muydun? Aslını istersen hayır ama canım sık sık yazmak istiyordu. Sonunda görüp kitabın varlığını keşfetti. Ben yokken gizliden okuyabileceği için açıkça göstermeye yeğledim. Sır saklayacağına da inanıyordum. Sır saklamasını çok iyi biliyor. Ama daha çok bunu sana karşı kullanmak için. Şiir kitabı gecelerini Vartan'ın odasında geçirir oldu. En ufak tıkırdı da eski asker sıçrıyor, kılıcına davranıyor, kulaklarını dikiyordu. Evin her odasını tek tek kontrol ediyor, sonra bahçeye çıkıp evin çevresine dolaşıyordu. Dönüşünde yine de uyuyamıyor, masasındaki kandili yakıyor, bir dörtlük ezberliyor, sonra da onun anlamını çözmek ve üstadın şiirleri hangi koşullarda yazdığını anlamak için derin düşüncelere dalıyordu. Uykusuz geçirdiği birkaç geceden sonra aklına geleni Ömer de iyi karşıladı. Sayfanın rubailerden boş kalan kısmına bu kitabın öyküsünü yazmak ve bu yolla Hayyam'ın da hayat öyküsünü yazmış olmak. Nişapur'daki çocukluğu, Semerkant'taki gençlik yılları, İsfahan'da ün kazanması, Ebu Tahir, Cihan, Hasan, Nizam ve diğerleri ile tanışması. Böylece Hayyam'ın gözetiminde bazen de onun yazdırması ile öykünün ilk sayfaları yazılmış oldu. Vartan sıkı çalışıyordu. Her seferinde 10-20 kez bir başka sayfaya yazıyor, sonra onu ince, dikkatli, köşeli bir yazı ile temize çekiyordu. Ama bu özen günün birinde bu bir cümlenin tam ortasında kala kalacaktı. O sabah Ömer erken uyandı. Vartan'a seslendi, cevap alamadı. Sevecenlikle uykusuz bir gece daha geçirdi diye düşündü. Dinlenmesi için üstelemedi. Kendini bir kadeh doldurup bahçeye çıktı. Çiçeklerin üzerindeki çiğ damlacıklarını üflemekle oyalandı. Sonra olmuş dutlardan kopardı, içkisine meze yaptı. Eve dönmeye karar verdiğinde bir saat geçmişti. Vartan'ın kalkma zamanıydı. Ona sesleneceğine odasına girdi. Vartan boğazı kesilmiş yerde yatıyordu. Gözleri ve ağzı son bir çağrıda bulunmak istercesine açıktı. Masanın üzerinde kandil ile yazı takımının arasında cinayet kaması kıvrılmış bir kağıda saplanmış duruyordu. Ömer kağıdı alıp açtı, şöyle yazıyordu. Kitabın senden önce Alamut'un yolunu tuttu. Ömer Hayyam dostunun ölümüne diğerlerine ağladığı gibi aynı vakarla, aynı sabırla, aynı acıyla ağladı. Aynı şaraptan tattık ama benden 2-3 kadeh önce sarhoş oldular. Ama neden yalan söylemeli? En çok kitabının kaybına üzüldü. Gerçi yeni baştan yazabilirdi. Virgülüne kadar anımsayabilirdi. Ama Hayyam'ın kitabının kaçırılmasından çıkarttığı bir ders vardı. Bundan böyle asla geleceği elinde tutmaya bakmayacaktı. Ne kendi geleceğini ne de şiirlerinkini. Hayyam bir süre sonra Merv'den ayrıldı. Alamut'a gitmeyi asla düşünmüyordu. Doğduğu kente doğru yola çıktı. Artık serseriliğe son vermenin sırası geldi. Nişapur ömrünün ilk durağıydı. Son durağı olması doğal değil mi? Diyordu. Artık orada yaşayacaktı. Yakınları, kız kardeşi, saygılı bir enişte, yeğenleri ve ömrünün son baharında bütün sevgisini verdiği kız yeğeni ile birlikte kitaplarının arasında. Artık yazıyor, ustalarının kitaplarını okuyordu. Bir gün her zaman olduğu gibi odasında İbn Sina'nın Tedavi adlı kitabını okurken sağır bir acı içini yaktı. Elindeki altın kürdanı sayfanın arasına koydu. Kitabı kapattı, yakınlarını çağırıp vasiyette bulundu. Sonra duasını şu sözlerle bitirdi. Allah'ım, elimden geldiğince seni algılamak istedim. Senin hakkında bildiklerim sana ulaşmanın tek yolu olduysa beni affet. Gözlerini bir daha açmadı. 4 Aralık 1131'de. Ömer Hayyam 84 yaşındaydı. 18 Haziran 1048'de
Şafak vakti doğmuştu. O devirde doğum tarihinin bu kadar kesinlikle bilinmesi görülmüş şey değildi. Ama Hayyam bu konuda bir gök bilimcinin hassasiyeti ile davranmıştı. Annesinden bilgi edinmiş, ikizler burcundan olduğunu anlamış ve dünyaya geldiği saatte Güneş'in, Merkür'ün ve Jüpiter'in konumlarını saptamaya çalışmıştı. Tarihçi Belt'te bildirmek üzere kendi doğumunu böyle saptamıştı. Çağdaşlarından yazar Nizami Aruzi şöyle anlatır. Ömer Hayyam'a ölümünden 20 yıl önce Belh'te rastladım. Köle tüccarları sokağında oturan eşraftan birinin evinde konuktu. Ününü bildiğimden bir sözünü kaydetmek üzere onu bir gölge gibi izledim. Böylece mezarım her ilkbahar kuzey rüzgarının çiçek saçtığı bir yerde bulunacak dediğini duymuş oldum. O sırada bu sözcükler bana saçma geldi ama onun gibi bir adamın gelişi güzel konuşmadığını da biliyordum. Hayyam'ın ölümünden 4 yıl sonra Nişapur'dan geçtim. Bir bilim ustasına duyulması gereken saygıyı duyduğumdan mezarını ziyarete gittim. Bir rehber beni oraya götürdü. Mezarı bahçe duvarının dibindeydi. Şeftali ve armut ağaçlarının dalları kabrin üzerine uzanmış, çiçeklerini boydan boya üzerine dökmüştü. Kabrin üzerinde sanki çiçeklerden bir halı vardı. Denizde boğulan su damlacığı, toprakta eriyen toz zerreciliği, bu dünyadan geçişimiz nedir ki? Değersiz bir böcek, bir göründü, bir yok oldu. Ömer Hayyam haklı değil. Söylediği kadar geçici olmadığı gibi yeni yeni var oluyor. En azından dörtlükleri var oluyor. Zaten şair kendisi için istemeye cesaret edemediği ölümsüzlüğü onlar için istememiş miydi? Hasan Sabbah'ın odasına girmek ayrıcalığına sahip olanlar duvar oyuklarının birinin önündeki bir kafeste bir kitabın saklandığını fark edebilirlerdi. O kitabın ne olduğunu bilmezler. Büyük imama sormaya cesaret edemezlerdi. O kitabı sözde anlatılması olanaksız gerçekleri içeren kitapların bulunduğu büyük kütüphaneye vermemesi için kendine göre nedenleri olduğunu düşünürlerdi. Hasan 80 yaşında öldüğü vakit halife olarak tayin ettiği kişi imamın odasına geçip oturma cesaretini gösteremedi. Hele de esrarengiz kafesi hiç açamadı. Kurucularının ölümünden nice yıl sonra bile Alamut halkı oturduğu yerin duvarlarından bile ürkmüşlerdir. Hayaletine rastlarız korkusu ile artık kimselerin oturmadığı o semtte dolaşmaktan bile korkarlardı. Tarikatçıların yaşamları Hasan'ın vermiş olduğu talimat doğrultusunda sürüp gitmekteydi. Topluluk üyeleri sürekli çilekeş durumundaydılar. Hiçbir gevşeme, hiçbir rahatlama söz konusu değildi ve dış dünyaya karşı reisin ölümüyle hiçbir şeyin değişmediğini göstermek için bile olsa daha fazla cinayet ve şiddet oluyordu. Buna gönülden mi katlanıyorlardı? Her geçen gün daha az mırıltılar yükselmeye başlıyordu. Hasan'ın sağlığında Alamut'a gelmiş olan eskiler arasında değil tabii. Onlar en ufak bir gevşemenin ağır cezalarla sonuçlanacağı korkusunu üzerlerinden atmış değillerdi. Ama bunların sayıları gün geçtikçe azalıyordu. Artık kalede bunların oğulları ve torunları da yaşıyordu. Gerçi her birinin daha beşikteyken beyinleri yıkanmış, Hasan'ın dediklerine harfiyen uymaları istenmişti ama çoğu giderek karşı koyar olmuştu. Hayatı yaşamaya başlamışlardı. Hatta bazıları tüm gençliklerini her türlü eğlencenin yasak olduğu bir çeşit garnizon manastır karışımı bu yerde neden geçirdiklerini sorar olmuşlardı. Öylesine ağır bir ceza görmüşlerdi ki herkesin önünde düşüncelerini belirtmemeye özen göstermeye başlamışlardı. Tabii ki herkesin önünde çünkü gizli toplantılar evlerde yapılır olmuştu. Gençler bir oğul, bir kardeş ya da bir kocayı asla geri döndürmeyen bir görev uğruna kaybetmiş kadınlar tarafından teşvik edilir olmuşlardı. Kimse buna olmuşlardı. Bu gizli bastırılmış özlemleri dile getiren bir adam ortaya çıktı sonunda. Ondan başka kimse buna cesaret edemezdi. Hasan'ın halef olarak atadığı adamın torunuydu. Babası öldüğünde tarikatın 4. reisi olacaktı. Kendisinden öncekilere oranla avantajı kurucunun ölümünden sonra doğması ve onun dehşetini yaşamamış olmasıydı. Hasan'ın odasını merakla geziyor ve o denli olmasa bile bütün diğerleri gibi büyülenmiş oluyordu. Hatta bir kez 17 yaşındayken yasak odaya girmiş, içeride bir tur atmış, büyülü havuza yaklaşmış, buz gibi suyuna elini değdirmiş ve el yazmasının durduğu duvar oyunun önüne dikilmişti. Kitabı açmak istemiş, sonra vazgeçip arka arka yürüyerek
diyerek odadan çıkmıştı. Bu ilk ziyaretinde bu kadarı yeterliydi. Veliaht, Alamut sokaklarında dolaştığında kendisine çok yaklaşmasalar bile yine de çevresinde toplanıyorlardı.